Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği podcast kanalına hoş geldiniz. Yasemin Coşkun Öz, uzman diyetisyen. Gemi adamlarında sefer sonrası beslenme nasıl olmalı? Bu sayıdaki yazımız bilimsellikten uzak sohbet havasında geçecek. Konumuz eve dönen gemi adamlarının sefer sonrası beslenme alışkanlıkları. Uzun bir seferden dönen denizciler genellikle yeme içme alışkanlıklarına dikkat etmezler. Önce ev yemeği, ardından fast food, sonrasında tatlı, sonra tekrar yemek gibi. Bu durum birçok kişi için geçerli olsa da nedeni net değildir. Uzun dönem gemide toplu beslenme hizmetiyle karnını doyurmuş kişinin daha lezzetli yemeklere ulaşmış olması buna neden olabilir. Öte yandan uzun dönem gemide kalan kişinin karaya geçmesiyle vücudundaki basınç ve buna bağlı olarak da metabolizması değişecektir. Bu durum artan beslenme ihtiyacına neden olabilir. Hatta henüz keşfedilmemiş bir takım biyokimyasal değişimlere bile sebebiyet verebilir. Bu yazıda nedenlerden öte sonuçlar üzerinde duracağız. Çünkü anlaşılan o ki net bir neden bulmak neredeyse imkansız. Peki gemi adamları evlerine döndüklerinde beslenmelerine dikkat etmezlerse ne olur? İlk ve en hızlı değişim vücut ağırlığında olacaktır. Gemi adamları gemideyken aldıkları daha düşük veya en iyi ihtimalle aynı kaloriyle evde harcadıkları enerjiden çok daha fazlasını harcarlar. Gemideki pozisyonları ne olursa olsun sedanter, yani düşük hareketli bir bireyden daha aktif olurlar. Eve dönüşle birlikte bu aktif yaşamdan uzaklaşırlar. Üstelik daha yoğun kalorili beslenmeye başlarlar. Muhtemelen bir ay içerisinde kendilerini tartıda farklı gözlemlemeye başlamış olurlar. Yağlı beslenmeye bağlı değişen kolesterol seviyeleri. Gemiden ayrılınca haliyle uzun dönem uzak kaldığı tatları deneyimlemek isteyen gemi adamı hızlı hazır gıda tüketimini artıracaktır. Bu tip beslenme planı uzun vadede kan kolesterol seviyelerinde bozulmaya neden olacaktır. Üzerinde konuşma yapmak için yeterince araştırma olmasa da gemi adamlarında yüksek oranda görülen kalp damar rahatsızlıklarının nedeni bu durum olabilir. Kan şeker profilinde bozulma. Gemi adamlarında zaman zaman gözlemlenebilen bir durum olan diyabet veya bozulmuş glikoz toleransının bir sebebi de gemiden ayrılma olabilir. Öte yandan uzun dönem gemide beslenmekte bu durumun nedenleri arasında yer alabilir. Sindirim sistemi problemleri. Uzun dönem boyunca alışık olunan beslenmenin dışına çıkmak haliyle ishal ve kabızlık problemine yol açacaktır. Ayrıca kişide mide ağrısı ve krampları da görülmesi oldukça mümkündür. Fark edildiği üzere gemi adamlarında eve dönüşte gözlemlenen sonuçların hemen hemen hepsi yanlış beslenme alışkanlığına bağlı gelişmektedir. Önerim, başlangıçta bir anda köklü bir değişim yapmamanız olacaktır. Hafif beslenin ve özellikle ilk günlerde bolca sebze tüketin. Sıvı alımına dikkat etmeliyiz. Ve özellikle ilk günlerde olabildiğince aktif yaşamalıyız. Beslenmeniz sağlığınıza, sağlığınız mutluluğunuza neden olsun.